Sevgili izleyiciler, biz aslında fındık için geldik de burada enteresan bir şey dikkatimizi çekti. 1, 2, 3. Üçü de aynı şey gibi, ne derler buna? Bak atıyoruz, ne çıktı? Balık yok, ayrı bir şey. Bunun biraz da burada ayrı bir. Burada da daha büyük. İşte Allah'ın işi, kayanın işinde güzel bir manzara. Buraya gelin resim çekin. Bak çocuklar da aşağıda ne güzel yüzüyorlar. Gel bakayım adam buraya. İsmin ne senin? Ha, söyle bakayım. Berkay. Berkay. Sen ne yapıyorsun? Fındık mı topluyorsun? Hı hı. Yok la, çimiyorum burada sen. Bakayım saçlara. Berkay toplamamış. Evet sevgili izleyiciler, burada tam geldik de yemek saati. Şimdi tavuk koymuşlar tenekenin içine. Fındıkla tavuk nasıl oluyor bir bakalım. Önce tanıyalım. Selamun aleyküm. Biz Atakanlı'yı biliyorduk. Meğer adı Recep'miş ya. Bizi kandırmış. Ya daha önceki radyodaki isim Atakanlı doğru ama köyde Recep olarak bilindi. Ateş bırakın, fındık mı topluyorsun? Vallahi bugün yemek getirmedik. Dedik hem piknik yaparız hem fındık toplarız. Tenekede tavuk yaptık. Tenekede tavuk? Evet. Ya kaçmasın o tavukla. Yok kaçmadı artık onlar. Bağlı mı ayakları? Bağlı, kapalı. Hava alma şansı yok. Pişti mi? Yeseydik ya. Pişmek üzere. Bir açalım bakalım. Pişmek üzere mi? Gel, tavuk varmış. Bizim yönetmen de hiç tavuğu sevmez. Evet sevgili izleyiciler, bakalım tenekelerin içinden ne çıkacak, dört gözle bekliyoruz. Tavuklar kaçmadı inşallah. Tavuk canlandı. Aha! Recep, onun altındaki bardak ne ya? İçiyor mu tavuk orada, ne yapıyor? Bardak mı yapıyor onun için? Tavuk kafayı mı çekti la, bardakla ne yapıyor? Çay mı içiyor? Tavuk boynu bükük gitmiş. Aç öbürünü de bakayım. Yoksa yanıyoruz. Fındık bulduk. Ya bunun bardak hiç kırılmamış ya. Gel, yönetmenim gördün mü? Alttan gel, gel buraya gel. Gel. Bu ne biçim iş ya? Bunu ilk defa gördük. Bardak ne iş harbiden? Bardak buhar sağlıyor. Buhar sağladıkça pişmesini şey yapıyor. Yağını akıtıyor. Bardak. Evet. Ateşte tavuk yıkanmadan biz kaçalım. Yönetmen görsene abi buradan önden dur bir onu. Sevgili izleyiciler, yıllardır tam bu anı hayal etmiştim ya. Şöyle ayaklarım diyordum suya soksam. Oh! Salı pazarındayız. Karacören köyünde. Yine yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak onun halları. Susundu ya. Of! Hayat böyle ya. Orada semaver de var. Birazdan çay da içerik. Biz sonradan fındık da toplarsak bugün yemeği alırız herhalde. Samsun benim memleketim yok ki burada. TV programı yapıyoruz biz. Evet sevgili izleyiciler, bizi izlemeye devam edin. Biz bugün Salı Pazarı'ndayız. Sonrasında da Kavak Saralanköy Şenliği'ne gideceğiz. Buradan tabii ki orada bize destek veren Ünal kardeşlere, Altunay Mobilya, Ünal Altunay, Ali Altunay ve kardeşlerine teşekkür ediyoruz. Faruk'a teşekkür ediyoruz. Yine başkanımız Hüseyin Aymaz'a da teşekkür ediyoruz. Saralan'a gideceğiz. Tabii fındıkları topladıktan sonra. Hadi bakalım. Keyif be bu keyif. Gel keyfim gel. Sevgili izleyiciler, fındık bahçesinden içine geziyoruz. Burada bir tüp buldum. Maden bulmuş kadar sevindim. Bu ne ya? Toprağım bu ne? La domuz bize atmasın bu. Biz domuza benzemiyoruz ama. Arkadan mı geçeyim? Önden ne olur ne olmaz abi ya. Ha? Patlamaz değil mi? Hani galleşçi arkadan kurşuna gitmeyelim. Bak hele ya. Domuzlar mı kaçıyor? Sevgili izleyiciler, işte fındık toplamak bu kadar zor. Şimdi biz aşağı yuvarlanırsak biz
Selamun aleyküm dedim, adamlar aşağı kaçıyor lan. Kolay gelsin. Ya bize ip bağlayın, bize belimizden de yavaş aşağı düşersek çekersiniz bizi. Toprağım sen ne yaptın bunu, döktün yerden mi topluyorsun ya? Ben geldim ama. İsim ne? Seyfullah Alver. Kolay gelsin. Abi hoş geldin. Alver mi? Alver. Alver. Evet. Seyfullah al. Sonra ver. Tamam, adaylı işler gidiyoruz. Abi kolay gelsin. Bitti mi fındık? Fındık bitme üzere, az kaldı. Sen döktün bunları yerden mi topladın? Döktüm yerden, ikinci bu. Birinciye topladık. Üstte kalanları topladık. Ha, ikinci. Şu an ağaçta kalmadı. Nasıl bu sene fındık? Bu sene fındık çok güzel. Öyle mi? İyi. Sevgili izleyiciler, işte gördüğünüz gibi fındık toplamak derler yani, fındık bu kadar basit değil. Bazı bölgelerde insanlar hemen başlıyor, devlet millet nerede, işte vatandaş bak ekmeğini nasıl kazanıyor. Şimdi buradan bu dayım bir yollansa, al ver hadi buyur işte aşağı dereden al ver. Şelalenin başında bak bu adam böyle ekmeğini taştan çıkarır ya, bir şey burada ekmeği toplayacak, fındığı bunu kurutacak, satacak değil mi? Tabii. Hani o kadar da kolay bir iş değil. İlle ki. Bunun çok işçilikleri var, daha ışkın, tırpan. Var, iyi para mı? Bu sene iyi, 6 milyon üstünde. Yüzü gülüyor, yüzü gülüyor. İsim ne toprağın? Benim Hasan Kunat hocam. Sen de aynı toprağın? Ben yardım ediyorum arkadaşa. Ben dedim ki. Neyse, o senin, bu benim. Görsünler, fındık onlar değil mi? Yapraklarınız içinde bir de onları görmek. Şu an ikinci az biraz, fazla şey değil yani. Durmuş belli olmuyor bir de gazelle değil mi? Belli olmuyor. Ne kadar tahminen fındığın vardı toprağın? Ya, 1,5'tan falan. Allah bereket versin. En çok senesi bu sene. Köyde mi duruyorsun? Köyde duruyor. Yeter mi? Yeterli mi yani? Ya biz işçi olarak çalışıyoruz ya, o yüzden. Yeterli. İdare ediyor. İyi, hayırlısı olsun. Allah bol kazanç versin. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ben de toplayacağım da gidemiyorum. Nasıl çıkacağız yukarı diye düşünüyorum. İp atalım. Şöyle bana ip bağlayın dedim belime bir tane. Nasıl tut böyle? Gel. Hadi kolay gelsin. Sağ Yok çıkarım abi. O kadar da değil ya. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Gel bakalım, fındık toplayarak gidelim. Evet sevgili izleyiciler, öğlen yemeğin dedi, biz de buraya çıkana kadar yorulduk, yemekler yendi, yeniden fındık toplamaya başlandı. Biz de gidelim, biraz gelmişken yardım edelim. Ben orijinal bir baston buldum kendime, buralarda ancak bununla gideceğiz. Bakalım fındık toplayan ablalar var orada, onlarla bir konuşalım. Nefes nefese kaldık. Ayvacık Salı Pazarı, burası Salı Pazarı sevgili izleyiciler. Evet, fındık bahçelerindeyiz. Fındık nasıl toplanıyor işte, gördüğünüz gibi arazi hep meyilli, yani düz bir arazi yok. Benim nasıl bastonum? Oh, gidiyor. Gidelim bakalım. Baş aşağı. Arabanın frenleri tutmuyor. Debriyaj boşaldı. Ne boşaldı? Debriyaj nasıl boşalıyor? Frenler boşaldı. Salla. Aşağı derede çıkar. Şelalede bulursun be sen beni şimdi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nasipse gideceğiz aşağı. Evet sevgili izleyiciler. Baston ihtiyar gibi gidiyoruz. Baston doldu. Selamun aleyküm. Bir adı Atakan, bir adı Recep. Tekrar kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin abi. Abi fındıklar yerde mi oluyor ya? Fındıklar bu sene erken aktı. Şu anda aldı fındık. Aktı derken millet anlamaz bunu şimdi. Fındıklar yerde oluyor sanırım. Ağaçtan Yok, düştü değil mi? Yok, ağaçtan döküldü. Yani bu sene kurak gitmesinin fındığı en az 10 gün mevsimden daha erken oldu. Öyle mi? Evet. Ya sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi demin de aynı yerde hiçbir tane düz yer bulamadık. Allah muhafaza, aşağı gitsek şelal. Birkaç dala takılır sonra tutarız. Tutar olasak şelaleler açsak. Nasıl bu sene fındıkları iyi mi? Çok güzel abi, Allah'a şükür olsun. Mükemmel fındık var. Kemal fındık var. Evet. Sen topla bakalım. Bir bakalım abiyle. Abi ne, bu çavuş mu bu? Bu onbaşı çavuş. He? Dayı ne yapıyorsun? Kolay gelsin. İsmin ne senin? Altan. Altan. Altan kalksana ya. Çalışsana. Çavuş mu bu? Dur Altan, senin yanına geliyorum. Selamun aleyküm. Toprağım. Da ben de ihtiyar gibi at bunu ya. Toprağım isim ne? Tuncay. Tuncay. Ne yapıyorsun sen, topluyor musun? Aynen fındık topluyorum. Yaprak ya. Doldurmuşsun la sen. Fındık mı topluyorsun, yaprak mı? Arada kaynıyor da. He, çuval dolsun yeter. Valla. Yaş kaç? 17-18 olacak. Nerede duruyorsun sen?
İstanbul'da ya. Vay. İstanbul'dan geldi burada fındık topluyor ya. Aynen. He? Aynen. Neredesin İstanbul'da? Esenler. Esenler. Ha iyi. Sen otogara yapansın. Çabuk kaçar kaçar gelirsin. Aynen. Öyle mi? Dayının mı burası? He, dayı mı ya? Yemeği vereyim mi dayın? Yok. Esas mı? Lan sen bedava işçi bulmuşsun ya. Bedava mı bunlar? Bedava. Bana da diyor ki işçi çalışıyor tarlada diyor. Aslı var mı ha? Yalan. Yok. Efendim? Teneke tavuk yemek herkese aslı olmuyor. Teneke de bir tavuk. Hadi bakalım sabahtan akşama kadar. Neyse bir ne de çiğ tavuk da yenir hatıra ama sen pişmişi yedin yine. Aynen. Kolay gelsin abla. Sağ olasın. Bu da herhalde İstanbul'dan kaçtı geldi. Senin isim ne? Tülin. Tülin. Evet. Sen de mi İstanbul'dan geldin? Evet İstanbul'dan. Baktım ama tuttu. Aa. Sen dayınım sen de mi dayın? Evet dayım. Sen de kardeşim mi zaten o da. Hı. Sana da mı yemiyor? Yok. Biz böyle yardımcı. Bakalım bunda fındık. Bu da yaprak. Yok bu fındık toplamış. Yok, İyi işçi. Yok ben iyi fındıkçıyım. Işçi. Yaş kaç senin? Benim 20. 20 maşallah. İstanbul'da okuyor musun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum ben. İyi maşallah sana hayırlı işler. Teşekkürler. Nereye kadar gideceğim? Gözünü alıyor mu? Var. Sonu yok. Yine belli değil. Yok. Bitti. Kim? Tembel mi? Yok tembel miymiş? Öyle gözüküyor muyum? Allah'ını seversen kim tembel? Hani? Heh. Kızın topladı bu. Senin topladın bu ha. O toplanmış falan almış bence. Öyle mi yaptın? Evet. Doğru söyle. Şimdi benim Nermin. Sen verdin topladın. Yanıtman topladın. Evet. Yani ona torpil geçmişler bence. Anam anam. İsim neydi? Nermin. Sen çaktın mı açtın mı? Aç şöyle. Hemen. Bak atıyorum. Anne kız mısın? Anne kızız. Ha, kıskandı seni. Yok kıskanmadım. Sen kaç çuval topladın? Saymadım. Evet. Topladın mı? Esa topladık tabii. Düşündü bir ara. Topladın mı toplamadın mı? Topladık. Nasıl kolay mı zor mu? Zor. Ya ben seviyorum. Esa mı? Evet fındık toplamayı seven birini bulduk. Lazımsa getirelim buradan. Bence de. Kaç gün topladın? Kaç gün? 5-6 gün falan. 5-6 günde topluyorsun. Hay maşallah. Aç aç. Aynen. Aç. Çaktırma. Bak sen hiç çalışmıyorsun ha 2 saat. Şimdi fındıkları yerden yaprakla ayırması da zor. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi böyle yerde doğru fındık ya var. İşte orada yaprağı mı bulacağım fındığı mı önemli olan. Bak hemen gördün mü kapıyı. Hadi kolay gelsin. Teşekkür durmuşken, ederiz. Durmuşken ana bunlar da boşmuş. Taş. Taşları atmayalım. Hadi dikkat et. Sağ hadi olun. Dikkat edeyim. Ha orada anam var size de kolay gelsin. Hem köyünüz hem de sosyetesi. Yokuşa doğru sardık sevgili izleyiciler. Bakalım. Anan kolay gelsin. İsim ne? Hatice. Ya Hatice abla sen bir yerden de tutmuyorsun maşallah şimdi. Arkada da Allah muhafaza. Dalmal da yok. Düşerse gideriz dereye. Sen de köyden misin? Yok ben köydenim de İstanbul'da oturuyorum ben. Sosyete la bunların hepsi. Maalesef sosyete olamadık da. Evet. Yardıma mı geldin? Ha Recep'e yardıma geldim. Recep bedava işçiyi bulmuş ya. Bir tavukla bu iş oluyordu. Yo Recep'in iyiliğinden kavuna alakası yok. He. Kaç gündür topluyorsun? Valla ben 1-2 aydır buradayım. Fındık toplamıyorum da. Bugün belayı buldum. Kendi yerimizi topladık. Bunlar desene mi? Bugün belayı buldum. Yo. Hadi kolay gelsin. Yavaş düşme. Aha burada patron. Ana ne yapıyorsun sen orada ya? Ben düşersem nereye kadar giderim aşağı? Kolay gelsin. Eyvallah. İsim nesin? Fatma. Fatma. Ya Fatma abla buraya ne oldu? Uçtu mu? Valla uçtu. İlaç vurdu, aktı biraz. Ne bileyim işte böyle. Evet. Tikenliydi. Çok ilaçta vurduk mu toprakla yumuşadı. Evet. Sen annesi misin bunların? Ben bunların şey Recep benim oğlum. Tamam. Gerekir bu Hatice'den karnı hep torunum şu kızım. Ha maşallah. Çok toplamayı sever mi kızım? Seviyor. Seviyor. Sevmese gelir mi? Belli. Ha sevmese gelir. Tam böyle fındıkçı. Ha tamam. Arayıp da bulamayacağım fındık. Nasıl bu senin fındıkların iyi mi? Fındıklar iyi Allah'a şükür. Al. Şey derler bu son sürüm mü? Hani son bu mı? Son sürüm ayın. Tamam. Gerek ayın. Dökülenler alıyor. Dökülen gerekli ayın kalıyor. Yok daha kalmadı mı? Kalan kaldı. Kalan kaldı. Şöyle başa giden hediye şöyle bir dine, iki de bir kilo, iki kilo fındık yapan yapıyor. Kalan kalıyor. Ha. Ama elin yok ayın yapmıyor. Omuz momuz geliyor mu buraya? Gelmez mi? Geliyor. Geçen ışığın alakana bir sene diye geçen sene ışığın alakana sürüsüyle geldiler Allah'tan döndüler böyle üzerimize. Domuz. Domuz. Bizim yanında bir ufak çocuk vardı çocuk gördüğünde sürüsüyle bizi gördü de döndüler biz kurtulamazdık gençler bizim de. Saldırı mı öyle? Ne bileyim kim saldırıyor diye kimi saldırmıyor diye. Bir de fındık toplamaya gelmişlerdi yardıma. Ama benim öteki Hasan o akşam söyledi aynı geldi aynı gelmişti iki tanesini vurdu. Domuz
muzların? Bizi vurdu. Fındığa zarar veriyor mu abla? O vermezler mi? Dalları bıkıyor. Yiyorlar mı? Tabii tabii. Yiyorlar mı? Yemezler mi? Yiyorlar. Bir dalı bıktığı zaman o dal tabii bir şey yaramıyor. Ayı da var mı burada? Ayı da suyu görmedik ama gören olmuş bir iki. Bunlar yer değil mi abla? Dalı bıktığı yer mi? Ayı, arılar bilmiyor. Ay, fındık yiyeyim, ayı o kadar bilemiyorum ama domuz yiyor. Domuz zaten yemese de zarar vermesi yeterli. Ha. Ye, ne yapalım işte. Ne oluyor ya? He? Tüve, domuz tüve bu. Ya biz domuz değiliz ki. Bize mi attı onu, ne yaptı lan? Ne oldu ya? Domuza vuruyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim ya. Domuza vuruyor ya. Ha. Atıyor. Ay, ay, al bunu. Ay, toplanıyor ya. Bakalım bu mutlu uğraşıyor bunda işte. İnşallah. Ha, bu kolay gelsin sana. Ha, eyvallah. Hadi. Senin mahsulün iyi yani. Ha, Allah'a şükür. Allah bereketli, hayırlısını yemeği nasip etsin. Allah güle güle yemek nasip etsin. Yüz bize inşallah. Hadi hakkını helal et. Helal olsun. Siz de helal. Biz gidiyoruz yavaş yavaş. Sevgili izleyiciler, işte fındık toplamak bu kadar basit. Yani gördüğünüz gibi. Siz... Ha, siz basit sanın işte, yokuşta böyle uğraşıyorlar. Biz buradan kurtulabilirsek gidiyoruz Allah izin verirse. Bakalım bahçelerde ne var ne yok harmanlarda. Şimdi patoz matoz var, bunları dövüyorlar bir de. Anan! Domuzlar gelmeden biz kaçalım. Bizi izleyin sevgili izleyiciler. Salı pazarındayız. Ne köyüydü burası? Karacaören köyünde şelalenin başında 12-14 yaşında Ayvacık salı pazarı güzel olur kızları. Yaz gelince şelalenir bize fındık tarlalar diye bir şarkımız vardı. Hadi bakalım kolay gelsin. Gülüm kolay gelsin. Eyvallah, niye tekme atıyorsun ya, isim ne? Abdurrahman. He, ver elin bakayım, pazar kapan seninle. Kaç bin fındık var burada? Burada 100 tane. Sen niye böyle tekme atıyorsun ki ağaçta? Nasıl yapacağım? Nasıl döküyorsun bunu? Böyle sirkeliyoruz, döküyoruz şöyle. Bak sen tekme atarak. Evet. Ağaçlara niye tekme atıyorsun? Sirkeliyoruz böyle elle. Sirkeliyorum. Evet. Nasıl sen ne yapıyorsun? Sen şimdi döküyorsun, öbürleri topluyor mu? Evet, onlar öyle. Baksana yönetmen, buralar millet, buralar biraz daha düz. İyi. Nasıl fındık vereyim mi? Güzel. Sizin mi burası? Allah aşkına. Burası caminin yeri ya. Caminin? Evet. Camiye mi gidiyor? Cami, yarısını biz alıyoruz, yarısını cami topluyor. Yarısını cami yiyoruz. Fındık mı satıyor? Yok ya, yarıya topluyoruz. Ha, camiye yardım. Evet. Ya hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapayım da birbirine gidiyor? O da sirkeli ya. O da sirkeli. Sıkçı değil mi sen? Yok ya. Var mı yanlışlık? Yok ya. Hadi bakalım kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Toplayanlar da var. Bir bakalım çuvalcıya. Selamünaleyküm. Sen ne yapıyorsun? Niye döktün çuvalı ya? Efendim, hayır. Yardım edelim sana. İsim ne? Yusuf. Bu ne ya? Fındık bu mu lan fındık? Yok, fındık bunun altında. Hı, düşmesin. Sen ne yapıyorsun? Çuvalcı mısın? Çuvalın ağzını bağlıyor. 2 saat oldu mesela, bakayım çuvalın ağzını bağlayamadın hala. Ha? Uğraşıyor, ip çürük çıktı ya şimdi. Ya hiç kendine mana bulmuyorsun, ip çürük çıktı. Gördün mü bahaneyi? Ya ben beceremeyim desene. Ha? Beceremem de şimdi. Abi, bunu bağlayacağım şimdi. Bu daha dolacak. Bunu biraz fındık getir hadi. Şimdi fındık yok mu? Dolması lazım. Değil mi? Ondan sonra mı alacaksın? Sen köyde mi duruyorsun? Köyde duruyorum. Okuyor musun? Okuyorum. Nerede? Nerede okuyorum? Şu anda açık öğretime gideceğim işte. Gideceğim. İyi. Kolay gelsin. Sağ ol. Oradakiler defiyordu ama şimdi kaçmışlar. Kardeş misin? Kaç kardeşsiniz? 6. Ay maşallah. Burada mı hepsi? Yok, hepsi burada değil. Yarısı mı burada? Birisi İstanbul'da, birisi Samsun'da dershanede okuyor şu anda. Bunlar da abim. Ay maşallah. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl fındıklar, iyi mi? Fındıklar iyi abla. Abi şu anları sen mi bağladın? Ben bağladım. Senin bağlamana benzemiyor. Hadi kolay gelsin bakalım. Fındıklar toplanıyor sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi böyle çuvallanıyor. Buradan nereye? Köye. Buradan mi? Yukarı. Ne yapacak orada? Harmana gidecek de. Orada patos mu var? Patos dövecek. Orada dövecek, sonra çuvala. Kurumasına göre zaten bunlar kurudu zaten. He, kuru fındık. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Biz gidiyoruz sevgili izleyiciler. Salı pazarındayız. Ne köyüydü burası? Hep unutuyorum. Karacaören köyü. Fındık toplama.
Hadi bakalım gel. Olcay fındığı bulduk gel. Ana da ne yapıyorsun sen orada? Bunlar ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun sen? Kolay gelsin. Ben de gireyim mi? Dur ya ben girmeyeyim. Sen ne yapıyorsun hayırdır? Fındığı ters çeviriyoruz. Hani ya? Bu üstteki güneş görünce, üstteki güneş görünce altındaki ıslak olduğu için kuruyor. Senin işin burada gezmek mi? İsim ne? Mehmet Ali. Mehmet Ali ablan? Duygu. Duygu. Gezin bakayım nasıl geziyorsunuz? Bak işte bu böyle bir şey oluyor demek ki. Bu şimdi üstte kuruyanla alttakiyle çıkıyor öyle mi? He, ne kadar geziyor musun sen akşam orada böyle? Ya 2 saatte bir geziyoruz. Gel bakalım kaç dakikada gidip geleyim. Evet yarış başladı sevgili izleyiciler. Fındıkta gitme yarışı. Bu da yarış çıkar bundan ha yeni bir icat. Fındıkta yürüme yarışı. Hanginiz önce geliyorsunuz hadi bakalım. Fındıkta yüzme yarışı şey yürüme yarışı. Duygu mu? Ya bunlar para değil mi? Niye geziyorsun üstünde? Hı? Okuyor musun sen? Okuyorum. Kaçta gidiyorsun? 6'ya geçtim. 6'ya. Paraların üstünde geziyor sevgili izleyiciler. Bu adamlar gördüğün gibi paranın içinde nedir o? Paranın içinde ne atıyor? Paranın içinde paraya tekme atan adam. Paraya tekme atan adam. Fındıkla yürümesi zor mu? Ya ayağımızı yakıyor. Yakıyor mu? Onun için terlik giyiyoruz. Yakıyor mu? Gezdikçe ayağımızı yakıyor. Duygu rahat herhalde. Baksana hiç avlanmıyorsun. He? Hiç umurunda değil. Hiç. Yakmıyor seni değil mi? İyi yakmasın. Hadi. Kolay gelsin size. Bol bol para kazanın. Değil mi? Hadi. Kolay gelsin. Ney? Bak diyor ki fındık vereyim dedi giderken ye diye. Bak hele sen. Adamsın sen ya. Ah gözünü sevdin. La, doldur. Nasıl olsa 2 çuval var burada. Nedir o? Sevgili izleyiciler. Orada patozlanmış hali. Burada gördüğünüz gibi kuruyor. Öbür tarafta başta toplanıyor. Biz de ne yapıyoruz? Yavaş yavaş bunun kaynağına doğru. Oradan da Samsun'a doğru gideceğiz. İnşallah burası çıktık. Hava biraz daha serinledi. Manzara acayip burada. Sevgili yönetmenimiz görmüştür zaten. Biz izlemeye devam edin. Bizlere ulaşmak isteyiniz de 0535 712 55 55 bizim irtibat numaramız. 0535 712 55 55. Teşekkür ettik. Bize mi verdin bunu? Abi, adamsın yeriz. Sen ya. Yolda yeriz biz bunu. Şimdi yolda giderken dur bakayım kıralım nasıl olayım. Denemese bedava. Çıktığı içinden fındık sevgili izleyiciler. Biz fındık yiyerek gidiyoruz. Salı pazarındayız. Karacören köyündeyiz. Hadi biz izlemeye devam edelim. Sevgili izleyiciler bir zurna sesi duyduk ama dur bakalım bu adam niye zurna çalıyor fındık toplarken. Bir bakalım köpekler de var ama burada. Derler zurnanın sesine gel. Dayım çok öfkeli herhalde valla. Ya bu sene fındıklar iyi parayı buldu ya da fındıklardan zarar etti çekiyor böyle. Ne oluyor ya? Hey! Nasıl gideceğiz buraya? Alo! Selamünaleyküm. Dur bakayım gençler. Ah!
Evet sevgili izleyiciler, zurnanın sesini duyduk geldik de dayım burada 2 saattir bizi bile görmüyor ya. Dağıldı gidiyor. Hayırdır öfkelendin mi, ne oluyor? Öfkelendim oldu. Ya niye, fındıklar mı kötü, iyi mi? Parayı bulduğunda fındık, mı çalıyorsun? Fındık iyi. Para da iyi. Para da iyi. Zurnayı o yüzden dörttün. Tabii. İsim ne? Nurettin Kurnaz. Kurnaz mısın sen? Kurnaz da dilim ama normal. Bu köyün fındık ağası sen misin, doğru mu? Yok, benden ağa var daha ya. Nasıl senden ağa var? Var. İlyas ağa var. Nasıl var? Nasıl senden ha? O hepsi bir yerde. Ben çocuklara verdim, onun için az. Tamam, o zurna çalabiliyor mu? Ağa mı? Yok. Bak, gördün mü? Ağalık yine ben dedim. Tamam, sen de. Hem zurna çalıyorsun hem fındık ağası. Teşekkür ederim. Ya kaç yaş? 60. 60 maşallah. He. Nefes kuvvetli. Kuvvetli ya. He? Düğünlere mi gidiyorsunuz? Düğünlere gideyim. Davul mavul ekip. Ekip var. Değil mi? Var, ekibim var. Nasıl, fındıklar iyi mi? İyi, Allah'a şükür bu sene çok iyi. Parayı buldun o yüzden çalıyorum böyle oturdum. Bu sene fiyat da iyi. Fiyat da iyi. Fiyat maşallah iyi. Bu da nasıl, fındık iyi mi? İyi abi ya. Bu ne, torun mu bu? Bu yeğenim. Yeğenin. Öbürleri torunum. Öbürleri torun. Maşallah bunlar her gelen beşer tane yese 15 hep fındık. Yeğenlerim, o sarı da torunum. He. Düğünlere gidiyorsun, fındık da var. Var. Köyün ağası sensin, sıkıntı yok. Bugüne ağa sayılır. Ağa sayılırsın. Hadi bakalım, ötle bir tane. Gidelim biz ondan sonra. Allah Allah! Bir daha fındık karıştırayım bakalım sevgili izleyiciler. Selamun aleyküm. Toprağım, isim ne senin ya? Ercan. Gel abi Ercan. Yakmıyor mu la ayaklarını? Yok abi. He? Tokuşalım bakalım. Evet. Sen ne yapıyorsun şimdi bunu? Ben karıştırıyorum. Bu ne? Bu kazma. Bununla mı karıştırıyorsun? He he. Kuruyor mu bunlar? Kuruyor. Bitti mi senin fındık, yok mu başladı da? Var. Daha ne var? Var toplanacak. Ay maşallah ya. Bunlar senin mi böyle? Benim. Ay maşallah, burada su bol herhalde. Bol. He? Bol. Bak işte evin önünde ilk defa fındık olmayan bahçeli bir ev gördük sevgili izleyiciler. Genelde evlerin önünde fındık bahçeleri olduğu için burada Ercan'ın bahçesi hem fındık var. Hem çeşitli meyveler çeşitli var. He? Fasulyeler maşallah ya. Mısır var. Salapası. Ihlamur ağacı da dinlendir ağa seni. Ceviz. Değil mi? Baban mı? Gel bakayım dayı böyle. Nasıl fındıklar bu sene? Ya bu hoş geldin. Fındık... Çok güzel Allah aşkına. Fındıklarımız çok güzel. Gel abi yanıma bakayım. Baban mı? Baban. Evet. Bu... Kim bu patron? Bu oğlum. Ha? Fark etmiyor yani. Patron bu mu? Evet. Adam hiç mı yalnız? Ooo. Bir tanedir o. Maşallah çalışıyor ya. Çalışkan, işini bilir. Değil mi? Dürüst, efendi, ne bileyim yani. Bu neydi bu? Seren. Seren. Bunda ne var şimdi? Buna mısır koyuyoruz. Tarım aletleri var ya. Yani. Tarım aletleri, mısırımız falan. Genelde bu yerlerde böyle yüksek oluyor altında, değil mi? Beton değil mi altı? Evet, beton altı. Ama serin de olur ha. Evler de ahşap burada. Evler de ahşap. Genellikle ahşap oluyor işte. Fındıklar da bu sene iyi diyorsun maşallah. Fındıklar Allah'a çok, çok güzel mahsulümüz oldu yani, fındığımız oldu. İyi. Bu sene maşallah herkes iyi, keyfini. Evet, evet. Bu Ercan okuyor mu? Okuyorum abi. Nerede? Bereket'te. Salıpazarı. Salıpazarı'nda. Bereket lise mi? Yok. Ortaokul. Ortaokuldasın. Ortaokulda. Sen lisede okuyor gibisin. Yaş. Orta kaç? Orta son. 8. Orta son. Ablası okudu işte. Ablası okudu. Sıra bunda. Veteriner sağlığı okudu. Okudu. Evet. Allah nasip ederse Samsun'da bir yere işe bırakacağız yani. İnşallah, inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Evet. Allah herkese hayırlı işler nasip eylesin. Maşallah sizin de işiniz iyi bu sene. Fındıkçılar memnun. Kaçta fındık? Tabii. Sene. Belli mi? 2 ton üzerinde yok, olur. Yok, kilosu belli mi bu sene? Fiyat belli fındığı mi? 6,5 dediler, bir 6,5 ama 7-7,5 olacak diyorlar. Öyle mi? Evet. O zaman geçen sene kaçtaydı? Geçen sene 4,5-5. Öyle mi? He, o civarda gitti yani. Bu sene koyacak Allah'ın izniyle, köylünün yüzü de gülecek yani. Öyle mi? Evet. Bak sevgili izleyiciler, geçen sene 4, bu sene 7 lira. Arada %90. Evet. Çok güzel, inşallah yani köylünün yüzü de gülecek. Bu sene burada kaldık, hadi şu fındığı topla gidelim. Tut bir ucundan gel. Tabii, ne demek. Allah güle güle yemeği nasip eylesin. Amin, Tıbram. Amin. Hadi Ercan'ım, adamım size. Gel bakalım. Görüşürük seninle. Sevgili izleyiciler, Salıpazarı'ndayız. Karacören köyünde fındıkçıların maşallah yüzü gülüyor. Biz gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım.
Samsun'adır bu yasın nikahımız. İki çocuğumuz olsun, biri oğlan biri kız. Gel gidelim Samsun'adır bu yasın nikahımız. İki çocuğumuz olsun, biri oğlan biri kız. İki çocuğumuz olsun, biri oğlan biri kız. Sevgili izleyiciler, hep fındık olacak değil ya, arıyı gördük araya geldik Salı Pazarı'nda. Burada dediler ki buradaki arıların balı daha iyi oluyormuş, doğru mu? Evet, niye? Güzel. Yüksek rakım mı o yüzden? Kestane var, şeker olmaz. Ne bileyim yani, doğa, hep doğa bitkisi yani. Sokar mı arılar bizi? Yok, şu anda... Tanıyor muyuz bunu? Şu anda bir selamun şey aleyküm, biz geldik dayı. Şu anda bir şey demezler. Tanıyorlar bunlar bizi. Evet. Anam! Olcay kaç! He? Arılarımızın... Arıların dilinden kim anlıyor? Kestane Recep mi anlıyor? Evet, Recep anlıyor. Ben o kadar anlarım desem şey olur. Yazmış yani. Öyle Mart bölmesi. Mart bölmesi aynı. Bu arının adı. Mart bölmesi aynı değişimi. Bölündü. Evet, sevgili izleyiciler, arılar bize ne olur ne olmaz. Arı daha bu. Tabii tabii. Güvenilmez değil mi? Ya yine de şey yapmayacağım. Kaçsak nereye kaçacağız? Getirdin bizi buraya, şimdi güvenilmez diyeyim bak. Demin iyi diyordun. Öyle bir şey demez de azdırmadığın sürece bir şey demez yani. Azalım bunu. Ama ben mesela yanına kadar yanaşayım yani. He. Dayı başımıza bela mı, dur ya. Sanki resim çekiniyorum balın içinde. Sen orada hadi bakın, biz fındığa doğru gidelim. Bir dayım da fındık harmanlıyor burada. Evet, yine fındık karıştıran bir vatandaşın yanına geldik. Burası da ahşap ev, tahta, ne güzel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Fehim abi. Hoşçakalın abi. İyisin. Ya sen ne yapıyorsun? Valla kurutmak için karıştırıyoruz Fehim abi. Herkes toplamış karıştırıyor, kurutma devrini. Aynı sezonu bitti de yani artık bundan sonra senin yani. Ne güzel, evin balkonunda fındık karıştırıyorsun. Abi, burası böyle çiftlik gibi, her taraf ev falan içinde yani. Böyle bir şey olur mu? Yok, sağlam abi, sağlam. Nasıl sağlam? En az burası 3-4 ton fındığı dağıtacağım. Ben şimdi avudan bir kayarsam bu odasında mı görürsün? Yok abi, sen bahsede evet. Yavaş kenarda hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Sevgili izleyiciler, fındığın içinde ver bakalım ya, gelmişken çalışıp böyle mi karıştırıyorsun? Tabii tabii, şöyle. Tananam. Şimdi bunları bundan sonra ne yapacaksın, torbalayacaksın? Bunları bu şekilde çuvalıyoruz. Ha, evet, içeride bir tondan fazla var yani şu anda hazırladım. 14 çuval çuvaladık. 3 çuval fındığa pazarlık yapalım seninle. Yapalım abi, ayıp yani. Ayıp yani. 3 çuval fındık alalım biz seninle. Şu anda piyasa ne gidiyor? Yani 6-6,5 arası gidiyor yani. Sen bize yine 7,5'tan ver. Verim abi, 7,5'tan. Vereyim diyor lan. 7,5'tan var, 7'yi bayılıyorum abi yani. 7'yi yok abi, sen bize yarı yarıya vereyim demedi de bilir ki 7,5'tan vereyim diye. Sen canı sağ ol, ben 5,5'a da verdi Allah'ın için. Şimdi... Burada sevgili izleyiciler, gördüğünüz Ahmet iş bundan sonra fabrikaya mı veriyoruz bunu, satıyorsunuz mu? Bundan sonra işte belli tüccarlar var yani. Herkesin aman aman sabit bir tüccarı vardır yani. Oraya götürürüz, oraya teslim ediyoruz. Hesabımızı kestiriyoruz yani. Aşağı yukarı ne tutacağız? Parası olan parasını alıyor işte. İhtiyacı olan ona göre ihtiyaç karşısında veriyor yani. Evet sevgili izleyiciler, Salı Pazarı, Karacören köyündeyiz. Fındıkların son zamanına gelmişiz. Hazar zamanı, meğer fındıklar toplanmış. Bitmek üzere, bitmiş. Biz de... Ne yaptık? Hazır fındığı bulduk. Allah Allah! Gel bakayım böyle toprağa. Sevgili izleyiciler, bugünkü program böyle fındıklı, bereketli bir iş. Bu sene maşallah fındıklar da bereketli. Sizler bizlere ulaşmak istediğinizde 0535-712-5555 bizim irtibat numaramız. Aynı zamanda bize sponsor olan 2013-2014 Havza Güreş Ağrısı, Tekirdağ Kapaklı'da Bayram Dağlı'ya teşekkür ediyoruz. Dağlı İnşaat, Kardeşler İnşaat, Kardeşler Yapı Malzemeleri ve Kardeşler Düğün Salonu'na teşekkür ediyoruz. Yine Samsun Kavak'ta Akşabat Köfte Salonu, Bülent Yüksel, Karadağ Muhtarı, sevgili Bülent'e çok çok teşekkür ediyoruz. Buraya uğramanızı tavsiye ediyoruz. Kılıçlar Doğrama Mehmet Kılıç abimize, Samkon Genel Başkan Yardımcısı, Mali Müşavir Hüseyin Eroğlu'na, bir Samsun sevdalısıdır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yine Aydın Fatma Sönmez Sonmaz Ötülü'ne teşekkür ediyoruz. Sevgili Olcay'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bizlere yine bugün fındık vereyim sana, al aç ağzını. Bereketli yerdeyiz sevgili izleyiciler. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Buradan biz Kavak Saralan Köyü'ne, Saralan Şenliklerine gideceğiz. Programımızı orada devam ettireceğiz. Buradan yine Altınay Mobilya, Eyüp Altınay, Ali Altınay'a, Saralan Derneği'nden Faruk kardeşimize ve Saralan Dernek Başkanı Hüseyin Bey'e, Hüseyin Aymaz'a da teşekkür ediyoruz. Ha yine Ankara'daki Altınay ailesine, Recep Altınay, Ayhan Altınay'a da buradan selam gönderiyoruz. Bereketli bir yerdeyiz. Fındığın tam içindeyiz. Fındıklar, bunlar ne? Yeme fındığı mı? Yağ fındığı mı? Nasıl bir fındık? Bunlar da mesela fabrika ona göre şey yapıyor. Yani, mahsus ediyor. Yağ olsun, yeme olsun. Hepsi ayırıyorlar yani orada. Biz teslim ediyoruz fabrikalara. Onlar ona göre ayırıyorlar. Yani, yağ yapıyorlar. Yeme fındığı ne yapıyorlar. Ne olur bunların en çok? Bunlar mesela çikolata içine kullanıyor mesela. Yağ olarak kullanıyor fındık yağı olarak yani. Değil mi? Ne bileyim, normal kuru fındık olarak mesela.
hasret yapıyorlar yani. Ne yani, neye ihtiyaç varsa ona göre yani. Neye ihtiyaç varsa fındık burada sevgili izleyiciler. İlaç yani fındık. Ilaç. Fındığın içine hiç yatma dedim toprağım, biraz yatayım ben ya. Yat abi, koskoca harman var. Öyle mi? Çok teşekkür ettik sevgili izleyiciler. Fındığın içinde oturmamıştım. Böyle de bir oturma şekli oluyormuş. Fındığın içinde. Parayı bulamadık ama fındığı bulduk. Gel şöyle. Bizim üzerimizi kim temizleyecek ya? Bizi takip edin sevgili izleyiciler. Hadi bakalım. Kapıcası.
bir başkadır ladik yaylası, asarcık çerkez yuvası, her derde devadır, avzana